İdeal bir satış temsilcisinin becerilerini ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi işe dair beceriler, diğeri ise ilişkiye dair beceriler. İlişkiye dair becerilerle başlayayım. O daha kolay gibi görünüyor. Bir tanesi ifade. Türk Dil Kurumu'nun bir açıklaması var. Ortalama bir insan Türkiye'de 300 ila 500 kelimeyle konuşuyor. Bu neredeyse konuşmamakla eşdeğer. Dolayısıyla günlük hayattaki kelime sayısının arttırılması buradaki çok önemli şeylerden biri. Satışçıların dolayısıyla en güçlü olması gereken şey iletişime dair becerilerde ifade becerisi. İkinci adım ilişki kuracak olan kişinin soru sorabilmesi. Soru sormanın şöyle bir özelliği var. Sokakta bir insanı durdurup saat kaç diye sorduğunuzda o kişi sizin otomatikman kontrolünüz altına girer. Yani saatim yok bile dese ya da diğer taraftan hiçbir şey yani söylememe ihtimalleri yoktur aslında insandır. Mutlaka bir şeyi kontrolünüz altına geçecektir. Soru, iyi soru soran satışçı müşterisini aslında kontrol altına alır. Diğer taraftan stres yönetimi çok önemli şeylerden biri. Soğukkanlılık satış işinin olmazsa olmaz iletişime dair becerilerinden biri. Ve son olarak da dinlemek. Dinlediğini özetleyebilmek satışçının en önemli becerilerinden bir tanesi olarak geçiyor. Bunlarda gelişebilmek için insanların gerçekten pek çok aslında hani çalışmalar yapması, bazı hatta provalar belki yapması gerekiyor. İşe dair becerilere geldiğimizde işin rengi biraz daha değişiyor. Sektör bilgisi, rekabet bilgisi, ekonomi bilgisi işin temelini aslında oluşturuyor. Ürün bilgisi zaten olmazsa olmaz şeylerden biri. Ama sektörlerin, kendi sektörünün ya da müşterilerinin sektörlerin nereye gittiği hakkında bilgi sahibi olmayan, diğer taraftan ekonominin ya da önümüzdeki dönemin ekonomik trendlerinin nerelere gittiği ya da senaryoların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmayan satışçılar genellikle ayakta kalamayan satışçılar oluyor. Bu açıdan baktığımız zaman iki tane ana temel beceri altında pek çok beceri de aslında biriktiriyor. Bunlar olmadan da satış işi olmuyor.